Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyim? İskenderun'da yine anne evindeyim. Merhaba anne, nasılsın? Merhaba, sağ ol oğlum. Sen Teşekkür nasılsın? ederim. İyisin. Teşekkür ederim anne, sağ olasın. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Közde kumru dürüm yapacağız. Köz ateşinde böyle lezzetli olacak, muazzam bir şey olacak. Başta ne yapıyorum? En son tadım yaptıracağım tabii anneme. Başta ne yapalım? Mangalı yakmakla başlayalım işi. Evet, mangalımızı kurduk. Şöyle kömürlerimizden alıyoruz. Mangalın içerisine aktarıyoruz. Evet, boldan boldan ekleyeceğiz. Elimizi korkak alıştırmayacağız. Burada portakal ağacının kömüründen kullandım arkadaşlar. Ve kömürlere jelle şöyle bir banyo yaptırıyoruz ki rahat bir şekilde yansın arkadaşlar. Şöyle iyice besledik onu. Ve bunu ateşe verebiliriz artık. Şöyle kendi haline bırakacağım. Bir parça kendi içerisinde yansın. Sonra yelleme işlemini yapabiliriz. Evet, kömüre böyle coşkuyu veriyoruz. Ufaktan ufaktan alev aldı. Birazdan ne yapacağız? Son halini göstereceğim arkadaşlar. İyice bir alev aldıktan sonra. Közümüz hazır. Şimdi malzemeleri doğramaya geçiyoruz. Evet, sucuğumuzu tutuyoruz. Şu dış kısmından biraz ne yapmak lazım? Onu ayırmak lazım arkadaşlar. Yani başta hatta şunu bir ikiye bölelim. Ardından onu şöyle tutuyorum. Pijamasını şöyle çıkarıyorum hepsini. Evet, şöyle rahatlıkla onu çıkarabilirsin. Görüyor musun? Mis gibi oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunda yapmanız gereken şey çok basit. Şöyle bölüyorsun. Ardından şöyle tutuyorsun. Yine ikiye bölüyorsun. Aynen bu şekilde kullanacağım. Biraz daha ufalayabilirim aslında ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Evet, kaşarı dediğim gibi hangi incelikte doğramak istersen o şekilde doğrayabilirsin. Ben kendime göre doğrayacağım. Şöyle hepsinin üzerine gidiyorum. Ve bunları bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Elimde bir de şöyle 4 adet tatlı mı tatlı, şirin mi şirin sosislerim var. Sosislere ne yapacağım? Şöyle üzerine çizikler atıyorum. Hem içi bir parça daha iyi pişmiş olacak. Hem de görüntüsü muazzam olacak arkadaşlar. Çeviriyorum. Diğer taraflarına da aynı şekilde böyle çizikler atıyorum. Sosislerin de işlemi tamam. Şimdi de ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle 3 adet patatesim var. Bunları soyup soğana çevirdim. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Suda bekletin, kararma yapmasın diye. Şöyle patatesimi alıyorum. Başta şöyle ikiye bölüyorum. Bir daha bölüyorum. Bir tanesini şöyle tutarsın. Ardından şöyle ufak ufak parçalara ayırırsın. Kızartmalık yapacağız arkadaşlar bunları. Tüm patatesleri de aynı şekilde doğruyorum. Evet, tüm patateslerimizi doğradık. Ardından bunların banyosunu neyle yaptırırsın? Şöyle tuzlu bir suyla yaptırırsın. Soğuk soğuması gerekiyor. İyice masajını yap. Kenarda bir 10 dakika beklesin. Daha sonra bunları kurutup ne yapacağız? Kızartma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, patateslerimiz bizi beklerken biz boş mu duruyoruz? Kesinlikle hayır. Şöyle közlerimizi bir iyice bir yayalım. Yağımızı iyice kızdırmamız gerekiyor. Tencereyi köz matiye ekliyoruz. İyice bir yer ettiriyoruz ona. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyoruz. Elimizi burada korkak alıştırmayacağız arkadaşlar. Boldan boldan böyle boca edin içerisine. Evet, şöyle elimde mis kokulu bir bez var. Şöyle zemine ekledim. Patateslerim beni bekliyor. Fazla suyunu süzdükten sonra şöyle üzerlerine yayıyorum. Hepsini bu şekilde yaymam gerekecek. Üst üste gelmemesine özen gösterin. Hepsini zemine ekledim. Başka bir mis kokulu bezle üzerine kapatıp şöyle onları iyice kuruluyorum. Banyosunu yaptırdık. İyice kuruladıktan sonra yağımı kontrol edeceğim. Eğer yeterince kızmışsa ne yapacağız? Artık bunları pişirebiliriz. Evet, şöyle bir kontrol ediyorum. Kaldırıyorum. Evet, patateslerim kupkuru olmuş. Bunları şöyle tutuyorum. Ayrı bir kaba alacağım. Artık pişirmeye geçiyorum. Yağın kızıp kızmadığını nereden anlarsın? Şöyle bir tanesini batırırsın. Yeterince köpüklenme varsa yağın bana diyor ki burada artık patatesleri bana verebilirsin. Ben de onu kırmıyorum. Başta az bir şekilde ekleyin arkadaşlar. Böyle hepsini yavaş yavaş ekleyeceğim içerisine. Köpürmeleri görüyorsunuz. Mis gibi kızaracak. Böyle közde patates yiyeceğiz. Patateslerin hepsini ekledik. Ara ara onlara ne yaparsın? Şöyle 1-2 tur attırırsın. Üst üste binmesin. Her tarafa yayarsın ve pişmesini beklersin artık bu şekilde. Evet, patatesler pişene kadar biz de ne yapıyoruz? Yine boş durmuyoruz arkadaşlar. Bir yanda sucuklarımızı ekleyeceğiz. Diğer taraftan da sosislerimizi ekleyeceğiz. Pişmeye hazır edeceğiz onları. Hepsini böyle sıralısıyla böyle asker gibi diziyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini dizdim. Şimdi patateslerin pişmesini bekliyorum. Daha sonra bunları pişirmeye geçeceğim. Evet arkadaşlar, patateslerimiz pişti. Şuna bakın ya. Çıtır çıtır mis gibi fazla yağını süzüyorum. Şöyle peçetenin üzerine alıyorum. Hepsini bu şekilde çıkaracağım. Birazdan sucuk ve sosislerimle ilgileneceğim. Şunların güzelliğine bak. Evet, dediğim gibi şimdi de ne yapıyoruz? Sucuğumuzla sosisimizi ekliyoruz. Bunlar da ağır ağır pişsin. Böyle mis kokular eşliğinde. Daha sonra çıkaracağız arkadaşlar. Diğer aşamaya geçeceğiz. Evet, şöyle bir çevirelim arkadaşlar. Nar gibi kızardı. Şuna bakın ya. Çok güzel. Diğer tarafını da pişireceğim. Artık diğer aşamaya geçeceğiz. Evet, bir yandan da şöyle jambonlarım var. Normalde bunlar pişirilmez ama hafiften bir ısıyı görsün istiyorum. Üzerlerine ekliyorum. Aynı şekilde salamlarım da var şöyle. Onları da bir kenarlara alalım. Hafiften böyle bir ısınsınlar. Şöyle ekledim bunların hepsini de. Birazdan kaldıracağım. Evet, dediğim gibi salamlar ve jambon da o köz tadını alsın istedim.
ve istediğim şeye geldi. Artık kaldırıyorum bunları. Artık dürümleme aşamasına geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bir tabaklama işlemini de yaptım. İstiyorsan bir yakından çek şöyle. Şunlara bakın ya. Çok güzel piştiler. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Şimdi biberleri bir ne yapalım? Bir mangala atalım. Onlar da bir közlensin. Bu arada ben ekmek arası yapmaya başlayacağım. Böyle direkt gelişi güzel atıyorum. Bunlar da közlene dursun. Biberler közlenene kadar biz de sosisleri ve sucuğu ne yapıyoruz? Şöyle ufak parçalara ayırıyoruz. Hepsini ufak parçalara ayıralım ki rahat bir şekilde, homojen bir şekilde tüm ekmeğin her tarafına yayılsın. Evet, sosisler tamam. Bunu ayrı bir tabağa alacağım. Şimdi sucuklar devreye girecek. Evet, sucuğu tutuyorum. Sıcacık şu an arkadaşlar. Onu da şöyle ufak parçalara ayırıyorum. Tüm sucukları bu şekilde yapacağım bu arada. Bu arada biberlerim de közlendi. Çok güzel oldular. Bunları da çıkarıyorum. Evet, sucuklar da tamam. Şimdi neyde sıra arkadaşlar? Jambon ve salamlarda sıra. Şöyle tutuyorum. Gelişi güzel. Bunları da tutarsın. Şöyle ince ince kesersin. Böyle jülyen şeklinde hepsini doğruyorum arkadaşlar. Aynı şekilde salamı da keseceğim. Yine bunu da şöyle bir toparlıyorum. Yine aynı şekilde şöyle üzerine gidiyorum hepsini. Bunlar da hazır. Bunları da bir kenara alalım. Evet, közlediğim biberlerin o dış kabuğunu ayırdım. Şimdi de bunlarda sıra. Bunları da ufak parçalara ayıracağım arkadaşlar. Hepsini bu şekilde kesiyorum. Evet, malzemelerin hepsini ayarladık. Hepsini pişirdim, doğradım. Şöyle ekmeklerim de var. Bu kebap ekmeği arkadaşlar. İncecik, mis gibi. Şimdi artık ekmeğin arasına ekleyebiliriz malzemeleri. Evet, sucuklarımdan şöyle tutuyorum. Böyle boldan boldan ekliyorum. Sen ne kadar eklemek istiyorsan o kadar eklersin. Şöyle yayıyorum. Her tarafına gelsin. Şimdi közlenmiş mis gibi sosislerimden şöyle ekliyorum. Bence arkadaşlar böyle sosis ve sucukta elinizi korkak alıştırmayın. Yani ne demek istiyorum? Kaliteli bir sucuk, kaliteli bir sosis kullanırsanız çok daha başarılı olur yapmış olduğunuz ürün. Biraz jambon, biraz salam ekliyorum. İsteğe bağlı, ister acı, ister tatlı közlenmiş biber. Közde pişmiş patates kızartması. Ne kadar eklersen o kadar ekle. Şöyle gelişi güzel ekledim. Bir parça da şöyle toparlıyorum onu. İki parça cheddar ve kaşar devreye girecek tabii. Şöyle kaşarlarımı da boylu boyunca ekliyorum. Bu kadar yeterli. En son üzerine bir parça ketçap, bir parça daha ne yapıyoruz? Mayonezden ekleyeceğiz. Şöyle. Oo. En son ne yaparsın? Şöyle tutarsın. Elinle de böyle iç içe geçirirsin ve şöyle kapatırsın onu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tanesini yaptım. Bunun gibi 2-3 tane daha yapacağım. Daha sonra bunları pişireceğiz arkadaşlar. Ekmeği biraz çıtır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, 4 tane yaptım. Elimde şöyle tereyağı var. Tereyağıyla bunları ne yapıyoruz? Besliyoruz. Şöyle üzerlerine gezdiriyoruz. Şuna bakın, çok güzel olacak ya. Özellikle bu közle buluştuğunda var ya, tadına doyum olmayacak resmen. Şimdi bunu kapatalım, hemen köze gidelim. Şimdi dürümleri közle buluşturma anı şöyle ekliyorum ve artık o dış kısmının hafiften böyle çıtırlaşmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, alt kısmını kontrol ettim, iyice kızardı. Şöyle tutuyorum. Şöyle göstereyim. Şuna bakın ya, nar gibi kızardı. Mis gibi oldu da. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bunları tekrardan boya badana işlemine devam ediyoruz. Bu tarafında aynı şekilde şöyle bir tereyağını iyice bulayalım. İyice besleyelim onları. Şöyle hem çıtır çıtır hem daha lezzetli olacaktır. Ve bu şekilde bırakıyorum. Belki bir 15-20 saniye yine bu tarafını ateşe tutarım. Alt tarafını kontrol etmek için bir çevirmek istiyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle bir çevirelim. Oo, mis gibi olmuş. Şunun görüntüsüne bak ya. Muazzam olmuş. Evet, iki tarafında pişirdi. Şimdi kaldırıyoruz, artık tadım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, hepsini çıkardım, dizdim. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi ufak bir sunum yapalım, annemle tadıma geçeceğiz zaten. Böyle bir tanesini kesmek istiyorum. Şöyle tutuyorum, çıtır çıtır mis gibi. Şöyle şimdi tadıma geçebilirim. Evet, şöyle buzluğa atmış olduğumda bir bardağım var arkadaşlar. İçerisine şöyle siyah kola ekliyorum. Oo, yanında var ya, efsane gidecektir bu. Evet şöyle devam ediyorum. Tamamını bir dolduralım. Ve ne yapıyoruz? Bunu şöyle arkadaşının yanına alıyorum. Evet arkadaşlar, mutlu sona geldik. Anne nasıl gözüküyor? Efsane görünüyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Harika. Bakalım tadını beğenecek misin? Şunun görüntüsüne bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam gözüküyor. Sen yaparsın. Kötü mü olur? Allah'ım korusun seni. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok başarılı görünüyor. O zaman şimdi en sevdiğimiz zamana geldik. Tadımı yapacağız. Bakalım nasıl. Bakalım nasıl olmuş. Çıtır çıtır zaten. Harika. Peyniri de içeride bayağı akışkan ve erimiş. Eline sağlık. Her şeyi böyle közle buluşturduk. Özellikle patatesi ayrıca tattık. İnanılmaz lezzetliydi. İnanılmaz lezzetli olmuş ve şu anda o kadar dürüm yedim. Bunun kadar daha lezzetli ve her şeyi kıvamında olanını hiç denk gelmedim. Ellerine oğlun sağlık. Yaptı diye demiyorsun. Hayır, değil mi? Hayır, oğlum oldu, yaptığı için söylemiyorum. Gerçek bu. Ellerine sağlık oğlum, harika. Afiyet olsun.
Çedar, Çok kaşar. güzel, efsane valla. Her şeyi bütünleşmiş ve Beni de çok güzel bir yiyor. bomba gibi olmuş. Harika, ellerine sağlık. Teşekkür ederim annem. Sağ olasın. Sen de Ellerine yardımcı oldun bana. sağlık. Estağfurullah, ne demek? Bu senin başarın. Ellerine, emeğine sağlık, nefis. Gerçekten emenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok başarılı ve çok lezzetli yaptı. Benim oğlum yaptığı için söylemiyorum. Bir efsane. Teşekkür ederim anne, sağ Hakikaten olasın. çok güzel. Arkadaşlar biz bunları yemeye devam edelim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.